Selamlar arkadaşlar, tekrar hoş geldiniz. Bugün Beam Engine Drive oynuyoruz. Eskiden belki hatırlayanlar vardır. Beam Engine Drive videoları çekiyorduk. Tekrardan ben başlamaya karar verdim. Peki bugün ne yapacağız? Gördüğünüz gibi 3 tane arabamız var. Ford, Bronco, Lada Niva ve Mercedes G65 bizimle olacak. Acayip zor bir parkurumuz var. Gerçekten aşırı derecede zor. Bayağı bir engeller falan var. Böyle su var, kayalar var, taşlar var. Rampalar var, dağa tırmanacağız. Yani kısacası bu, dağa doğru tırmanacağız. Bir nevi dağda offroad yapacağız. Araçlarımız güçlü, kuvvetli, ancak arazide bir o kadar zor. Hemen ben size şöyle kısaca parkuru da göstereyim. Bu oyunda da en sevdiğim şey bu. Böyle serbest kamera, istediğin gibi gezebiliyorsun. Arazi böyle arkadaşlar, burada taşlar falan var. Böyle göründüğüne bakmayın, bayağı zor buradan geçmesi. Şuradan geçiyoruz. Şurada bir su var. Yani dereden geçeceğiz. Sonra tekrardan tırmanmaya devam. Bu şekilde parkurumuz gidiyor. Gördüğünüz gibi bayağı zor. Yani bayağı bir dağ yolu yani. Dağa tırmanacağız bu araçlarla. Bakalım hangisi daha başarılı olacak. Şurası çok zor gibi gözüküyor. Buraya çıkabilirler mi? Ondan bile emin değilim yani. Normalde burayı çıkamayabilirler. Çıkamasa da gayet normal yani. Çok zor. Çok zor gerçekten. Hemen şimdi ilk arabamıza geçelim o zaman. İlk arabamız ne? İlk arabamız Ford Bronco olacak. Bayağı güçlü bir araç. Şimdi hep birlikte performansını göreceğiz. Hadi bakalım şöyle yavaştan kalkışımızı yapalım. Oo, bu araba hafiften dokununca uçuyor. Harbiden hafif dokununca uçuyor. Bunu dikkatli kullanmak lazım. Burada zaten olabildiğince yavaş gideceğiz. Arazi bayağı bir sıkıntılı. Haydi bakalım. Şurada taş var. Çok kötü bir şekilde koyulmuş. Ona dikkat etmek lazım. Yoksa dökeriz arabayı. Şimdi güzel. Sağlı sollu gideceğiz artık. Yapacak bir şey yok. Şu taşlardan kurtulmak lazım. Ford şimdilik gayet güzel gidiyor. Harika. Şura nasıl? Burada da bir taş var ama oraya takılmaz herhalde. İyi iyi, takılmadı. Gayet güzel gidiyor. Harika. Hadi bakalım. Gitmeyecek mi daha? Oo, burayı çıkamıyor. Biraz hızlanması lazım zannedersem. Bence şimdi çıkacak. Tamam tamam. O kadar o kadar olur. Bayağı zor çünkü arazi dediğim gibi hiç göründüğü gibi değil. Bayağı bir zor. Suya gelemeyeceksin galiba sen Ford. Tamam. Tamam, çok güzel. Burayı rahat bir şekilde geçtik. Suda sıkıntı çıkacağını zannetmiyorum. Geçer sudan. Tamam, iyi. Motor ıslanmadı. Yani motor ıslansa burada kalırdı. Motor %100 hasar aldığı zaman gitmiyor arkadaşlar. Tekrardan eski haline getirmemiz gerekiyor. Tamir etmemiz gerekiyor. Gerçekçi simülasyon şeklinde bir oyun Beam Engine Drive. Bayağı hoşuma gidiyor benim de gerçekten. Kaza simülasyonlarını da gerçekten bu oyunda güzel bir şekilde yapabiliyorsunuz. Keyifli, eğlenceli vakitler geçirebiliyor. Şimdi buralarda pek bir sıkıntı yok. Bronco rahat bir şekilde ilerliyor. Bakalım nereye kadar gidecek. Az önce gördüğümüz o bir rampa var ya. Yani orada bir sıkıntı yaşayacağını zannediyorum ben. Buralarda problem olmadı. Şurada kayalar var. Kayalar sıkıntı. Burada yavaş yavaş geçelim. Yine su birikintisi var burada. Daha doğrusu dere gibi geçiyor yani buradan. Şu taşta takılmazsak dediğim anda takıldık mı? Bir geri yapacağım. Umarım gelir. Güzel. Tamam. Şimdi hızlandığım an oraya atlar diye düşünüyorum bir anda gazladığım an. Yok, hareket etmiyor. Biraz daha geri geleceğiz. Burada takıldık. Saplandı. Bronco saplandı. Nerede saplandı? İkinci suda saplandı. Dereyi geçemedi. Aslında dereyi geçmiş de biz taşa oturtmuşuz ya. Arabanın altını. Gerçekten taşa oturtmuşuz. Tamponu falan döktük. Şimdi buradan çıkabilecek mi? Geri yaparsak çıkar. O taştan kurtarmamız lazım bu arada. Şöyle sağlı geçsek nasıl olur? Şu şekilde. Bu sefer de burada taş var. Bu sefer de buraya takılıyor. Burası bayağı zormuş. Harika, tamam. Yine bir taş var. Buradaki taşları gerçekten haritayı tasarlayan arkadaş özellikle koymuş ki buradan geçilmesin diye. Tamam, güzel. Güzel. Bronco bayağı bir zorlu da olsa geçmeyi başardı. Daha
Hiç tamir etmedim arabayı. Şimdi yola çıkabilecek mi? Çıkamadığı yerde bırakacağım bu arada. Çünkü performans ölçeceğiz. Hangisi daha iyi? Onun kararını vereceğiz. Bayağı bir zorlanıyor şu an. Bayağı bir zorlanıyor. Şu kayalar çok kötü gerçekten. Buraya koymasaymış da olurmuş açıkçası. Çünkü rampaya geldik. Zaten orası zor olacak. Biraz inmesi lazım. Çıkamıyor, yok. Sıkıntı. Şimdi buradan gazladığım an çıkması lazım. Burada da mı taş var? Arkadaş her yere taş koymuş ya. Her yerde taş var. Hadi bakalım. Hadi çık artık. Yok. Bronco gidemedi. Gidemedi. Bronco'yu bırakıyoruz arkadaşlar. Bronco burada kaldı. Şimdi sıradaki arabamıza geçiyoruz. Sıradaki araba Lada Niva. Hadi bakalım Niva. Kendini göster. Niva'nın motoru Bronco kadar gürültülü çalışmıyormuş. Bayağı sessiz. Onun kadar da seri gitmiyor. Bakalım performans açısından neler sunacak bize. Derken burada bu benim hatam. Burayı kötü bir tırmanış oldu. Biraz sağdan gitmek lazım. Niva ne yapıyorsun Niva? Kardeş burada kalmaman lazım. Tamam arazi, toprak, çamur sıkıntı ama burada da kalınmaz. Buradan gitmesi lazım. Gidemiyor şu an. Biraz geri. Biraz geri yapalım. Şimdi. Şimdi gider diye düşünüyorum ama. İnşallah gider. Yani parkura şimdiden veda etmek olmaz. Tamam güzel. Burayı rahat bir şekilde geçti. Şimdi suya doğru gideceğiz. Bakalım Bronco'nun takıldığı yeri Niva geçebilecek mi? Gerçekten merak ediyorum. Niva şimdilik güzel gidiyor. Harika. Buralarda hiçbir sıkıntı yaşamadı. Burası biraz problem. Burayı tırmanamazsa şaşırmam yani. Gerçekten dik. Ve dediğim gibi oldu. Tırmanamadı. Biraz sollu gitsek nasıl olur? Şöyle sollu 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 gitsek. Yok. Niva gidemiyor arkadaşlar. Gerçekten çok zor. Niva gidemiyor. Biraz arabayı salacağım. Hızlanıp tekrardan deneyeceğim. Bakalım Niva bu sefer çıkabilecek mi? Niva'yı düzelttim. Tekrardan aynı yeri tırmanmayı deniyoruz bakalım. Bu sefer çıkabilecek mi? Bayağı bir zorlanıyor Niva ama gücü yetmeyecek zannedersem yok. Niva yemedi arkadaşlar. Niva gidemiyor. Yapacak bir şey yok. Niva'yı burada bırakmak zorundayız. Gördüğünüz gibi Niva'nın motorundan dumanlar yükselmeye başladı. Niva'yı şöyle bir yuvarlayalım. Niva haşat oldu. Niva'nın işi bitti. Niva gidemiyor. Sıradaki arabamıza geçelim. Sırada Mercedes G65 var. Bu araba gerçekten güzel. Bu müthiş bir arazi aracı. Ben bunun tıkanacağını zannetmiyorum. Canavar gibi bir şey bu. Bakalım. Bakalım Bronco'nun geçtiği yerleri geçebilecek mi? Hep birlikte göreceğiz. Şu kayalar falan iyi. Sıkıntı çıkarmadı. Gayet güzel. Ama Niva gerçekten zorlandı. Ben biraz daha gitmesini bekliyordum açıkçası ama ilk engelde Niva su koyuverdi diyebiliriz. İşte gördüğünüz gibi Niva'nın takıldığı yeri Canavar G65. Hiç affetmedi yani. Bana mısın demedi. Yardırdı gitti. Şimdi ilk suya geldik. Burası önemli. Motora su girmemesi önemli. Güzel. Motora su girmeden Mercedes burayı geçti. Harika gidiyor şu an. Bence Mercedes en iyisi. Gerçekten bence Mercedes en iyisi. Bronco'nun takıldığı yeri de ben geçecek diye düşünüyorum. Gerçekten Mercedes çok iyi gidiyor. Birincimizi birazdan belirleyeceğiz. Niva şimdiden sonunculuğunu garantiledi Niva kardeşim. Niva elendi. Niva pert. Yapacak bir şey yok. Şimdi buralar güzel. Diğer su burada mıydı? Zannedersem şurayı geçtikten sonra ona da geleceğiz. Yalnız Mercedes gerçekten harika gidiyor arkadaşlar. Hiç şey yapmıyor. Bana mısın demiyor yani bu engellere. Hadi bakalım. Bronco burada ikinci suda bayağı bir sıkıntı yaşamıştı biliyorsunuz. Bakalım Mercedes ne yapacak? Evet, burası gerçekten zormuş. Mercedes de tıkandı. Şuradaki taşa oturdu arkadaşlar. Şimdi bunu buradan kurtarmamız gerek. Tamam, taştan kurtardık. Burayı atlayabilecek mi? Yok, biraz daha geri yapmamız lazım. Toz, toprak, çamur atıyoruz bayağı. Şöyle sollu yapsak geçer mi? Burada da bir taş var. Her yer taş ya. Burayı gerçekten kötü yapmış. Burayı geçilemez bir yer gibi yapmış yani.
Şimdi biraz daha geri yapar mı? Sanırım biz sapladık bunu buraya. Mercedes'ten çok emindim ama Bronco'yu biz buradan kurtarmıştık ama Mercedes hiç şey yapamadı, gidemedi. Saplandı kaldı şu anda. Saplandı kaldı, gidemiyor daha fazla. Bu kadar. Şimdi şöyle bir şey yapalım. Arabayı bir tamir edelim. Tamam. Motorda sıkıntı var çünkü. Şuradan bir çıkaralım. Bronco'yu da tekrardan getirmeyi deneyeceğim çünkü. Mercedes bakalım şimdi geçebilecek mi? Yok, geçemedi. Yok, yok. Ne kadar tamir etsem de buradaki taşa tekrardan oturuyoruz yani. Yok, takıldı kaldı. Mercedes'in işi de buraya kadarmış. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Parkurda ancak bu kadar ilerleyebildiler. Gerçekten zor bir parkur. Bu parkurda ben başka araçları da denemek istiyorum. Bu 3 araç ancak buraya kadar ilerleyebildi. Yani bence Bronco birinci oldu ama Mercedes'i de onun yerine koyabiliriz. Ama Bronco Mercedes'in geçtiği yerden geçti. Daha sonrasında tıkanmıştı. Videomuzun sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hoşunuza gittiyse beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.